Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere iki küçük dinozoru okuyacağım. Ama okumadan öncesinde sizinle bir oyun oynamak istiyorum. Oyunumun adı Dudaktan Anlama. Şimdi ben sessizce size bir kelimeler söyleyeceğim. Ve siz de o kelimelerin ne olduğunu bilmeye çalışacaksınız. Eğer hazırsanız ilk kelimemden başlıyorum. Dudaklarıma iyi bakın. Evet, tekrar ediyorum. 5'e kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Söylüyorum kelimeyi. Babaydı çocuklar. Doğru bildiğinize eminim. Şimdi ikinci kelimeme geçiyorum. Evet, tekrar ediyorum. Evet, 5'e kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, söylüyorum. Anneydi. Şimdi üçüncü. Evet, tekrar ediyorum. 5'e kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, söylüyorum. Hazır mısınız? Kardeşti. Şimdi dördüncü. Bu biraz zor ama. Dikkatlice bakın. Evet, tekrar ediyorum. Evet, 5'e kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Söylüyorum. Arkadaştı çocuklar. Şimdi diğer kelimeme geçiyorum. Evet, tekrar ediyorum. 5'e kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, kitaptı çocuklar kelimem. Bir sonraki. Tekrar ediyorum. 5'e kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kalemdi çocuklar. Şimdi bir diğer kelimem. Evet, tekrar ediyorum. Dikkatli bakın. Evet, 5'e kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, çocuktu kelimem çocuklar. Şimdi oyunumuz bittiğine göre iki küçük dinozora geçebiliriz. İki küçük dinozor. Pembiş ile arkadaşı Sarı birlikte çayırlığa gelmişler. Top oynayarak eğleniyorlardı. Mor koşarak yanlarına geldi. Arkadaşlar, mahallemize bir hokkabaz gelmiş. Çok ilginç hokkabazlık ve sihirbazlık gösterileri yapıyormuş. Haydi biz de gidelim, dedi. Biz top oynuyoruz, dedi Sarı. Her zaman top oynayabiliriz. Böyle bir gösteri her zaman mahallemize gelmez, dedi Mor. Doğru söylüyor, dedi Pembiş. Top oyununa ara verip hep birlikte hokkabazın gösteri yaptığı yere gittiler. Hokkabazın gösteri yaptığı yere mahalle halkının çoğu gelmiş, izlemeye başlamışlardı. Hokkabaz bazen bir sürü top ile, bazen de tek tekeri olan bir bisiklet ile birbirinden ilginç gösteriler yapıyor. İzleyenler de alkışlayarak beğenilerini ifade ediyorlardı. Özellikle küçük çocuklar ilgiyle izliyorlardı. Hokkabaz başındaki şapkayı alıp içinden bir tavşan çıkarınca tüm çocuklar "Yaşa, bravo!" diye seslendiler. Hokkabaz yaptığı birbirinden ilginç gösteriler ile izleyenleri eğlendirmeyi iyi biliyordu. Daha sonra eline bir sürü çember alan hokkabaz başka bir gösteriye başladı. O çemberlerle öyle ilginç şeyler yapıyordu ki özellikle yetişkin izleyiciler çok beğendiler.
Hokkabaz bu gösteriden sonra çantasından uzun bir ip çıkarıp ipin iki ucunu farklı yerlere gergin bir şekilde bağladı. Daha sonra da ipin üstüne çıkarak durdu. O incecik ipin üzerinde nasıl durabiliyor diye merakla izliyorlardı. İpin üzerinde duran hokkabaz sanki düz yolda yürüyormuş gibi rahatlıkla yürümeye başladı. Şimdi de cambazlık gösterisi yapıyor. Buna bayıldım diyerek coşkuyla alkışlıyordu mor. Halkın beğenisinden memnun olan hokkabaz gösterilerini bitirince izleyicileri selamlayarak toparlanıp gitti. İzleyenler de izledikleri bu güzel ve ilginç gösterileri hakkında sohbet ederek evlerine dönüyorlardı. Güzel bir gösteriydi. Biz de evlerimize gidelim, dedi Pembiş. Evet, top oynamak için de geç oldu. Yarın oynarız artık, dedi Sarı. Yarın top oyunumuzdan sonra bana gelebilir misin Pembiş, diye sordu Mor. Olur, gelirim, dedi Pembiş. Onlar da izledikleri bu güzel gösteri hakkında konuşarak evlerine döndüler. Pembiş ertesi gün Pelin ile buluşmuş, bir süre top oynadıktan sonra da söz verdiği gibi arkadaşı Mor'a gitmişti. Ne var ki Mor'un yanına geldiğinde gördüğü şey karşısında hem şaşırmış hem de telaşa kapılmıştı. Mor tıpkı dün izlemiş oldukları hokkabaz gibi uzunca bir ip almış ağaca bağlamakla meşguldü. Mor'u öyle gören Pembiş arkadaşının ne yapmaya çalıştığını hemen anlamıştı. İyice telaşlanan Pembiş, "Dur, sakın yapma, bir yerlerini incitebilirsin," diye haykırarak Mor'a engel olmaya çalıştı. "Sakin ol, telaşlanmana gerek yok," dedi. Mor, "Yapmam gereken sadece gergin duran ipin üzerinde dengemi sağlayıp birkaç adım atmak. Hepsi bu." "Sadece birkaç adım atmak mı? Lütfen vazgeç, her yerini incitebilir, kendine zarar verebilirsin," diye adeta yalvarıyordu Pembiş. Mor'un kafasına koyduğu şeyi yapmakta ısrarcı olduğunu gören Pembiş, arkadaşını vazgeçirmek için ne yapacağını, ne diyeceğini bilemiyordu. Yine de yalvarırcasına konuşmayı sürdürüyordu. Hokkabazların o gösterileri yapmak için uzun çalışmalardan sonra böyle bir beceri edindiklerini, öyle ip alıp usta cambazlar gibi hareketler yapmanın mümkün olmayacağını anlattı Pembiş. Mor dinlemiyordu bile. Şimdi beni izle, dedi ve ipin üzerine çıktı. Zavallı Pembiş çaresiz bir halde arkadaşını izlemek zorunda kaldı. Mor iki ucunu da sıkıca bağladığına emin olduğu ipin üzerine çıkarak önce dengesini sağlamaya çalıştı. Dengesini sağladığını anlayınca ilk adımını attı. Pembiş de şaşırmıştı ama daha sonra bir adım daha attı. Tüm dikkatini toplayarak bir adım daha atmaya çalıştı. O anda olan oldu. Mor'un üzerinde yürümeye çalıştığı ip koptu ve Mor yere düştü. "Bacağım, bacağım!" diye acı içinde bağırıyordu. Pembiş arkadaşının yanına koşup yardım etmek istedi. Ama Mor yerden kalkamıyordu bile. Hemen koşup gitti ve onlara yardım edecek bir büyüğünü bularak arkadaşının olduğu yere getirdi. Mor'u hemen bir doktora götürdüler. Neyse ki pek bir şeyi yoktu. Düşmeden dolayı sağ bacağı incinmişti. O kadar doktor bacağını alçıya aldıktan sonra dinlenmesini ve birkaç gün bacağının üzerine basmaması gerektiğini söyledi. Pembiş bütün uyarılarında haklı çıkmıştı. Mor da onu dinlemeyerek acı da olsa iyi bir ders almıştı. Evet çocuklar, umarım hikayeyi de oyunumuzu da beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşça kalın.